Şöyle bir soru var. Neredeyse 9 aydır major yok. Özlediniz mi? Mert Karababa sormuş. Başta olabilir. 9 aydır mı? 9 aydır değil bence de. Eylül'de olmadı mı en son? Bu arada... Star Ladder'ı saymıyorum ben bu arada. Doğru söylüyor. 9 aydır olması lazım. Star Ladder'ı saymıyor bu arada. 9 ay olmadı mı? Star Ladder... Kaçıncı aydayız biz? Oldu gerçi. 8 sene. 8-9 evet. Geçtiğimiz major ikinci aydaysak 9 ay olması için 5. ayda düzenlenmiş olmalı. Yok, o da mümkün değil. Evet, 9 ay değil işte. 9 ay olmadı. Eylül'de falan düzenlenmedi. Solek mi Boksik mi? Güzel soru. Solek tanıyan var mı? İspanyol oyuncuydu sanırım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Solek'le neden Boksik'i karşılaştırdığımızı ben çözemedim sadece. Sormuşlar. Gülmek için işte. Arkadaş espri yapmış. Boksik. Fury hakkında ne düşünüyorsunuz? Auglar ve özellikle Auk sayesinde yükselmiş bir takımdı. Ondan sonra işte top 20 seviyesinin sonlarında dolanan bir takım olarak kalacaklar bence. Amerika Furya. Furya'dan. Amerika minörü. Furya deyince şu an kafamda canlanan işte zamandaki çıkışları. 5 yıllık sözleşme. Evet, ve 5 yıllık. Bitiş. Big ilk ona girer mi? Sen birisi de Boksik sahiliyle Solek'ten daha iyi oynar diye espri yapmış. Sen bu konu hakkında Furya hakkında bir şey düşünüyorsun. Furya'nın zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve Furya'nın bu kadroyu önümüzdeki senelerde tam anlamıyla koruyabileceğinden biraz şüpheliyim. Çünkü artık uluslararası takımlar fazlasıyla çok daha tercih edilir oldular. Kuzey Amerika'da özellikle. Keyserato gibi oyuncular bunların her zaman hedefinde. Bonservisi ödenilebilir, ödenilmez ayrı bir nokta. Ama Brezilya sahnesinde mesela şu olsaydı Keyserato için iyi olurdu. Kendilerinden çok daha iyi bir Brezilyalı takım olsaydı. Evet. Furya için iyi olabilirdi. Her neyse Furya, yani bilemiyorum açıkçası. Hani kimse için karamsar bir görüşe sahip olmak istemem ama ilk ona girmek için genel itibariyle mücadele edeceklerini düşünüyorum Furya'nın. Zantares top 20'ye girer mi? Sonuçta Big'i taşıyor demiş. Rafa'dan 12. Güzel isim. Rafa'dan da en sevdiğim yumurta tipidir. Bu bilgi de böyle. Zantares top 20'ye girmesi için tabii ki de takımın başarı alması gerekecek. Öyle başlatalım konuşmayı. Yani Big'den o başarılar gelir mi? Fazla başarılı olması lazım. Ve her şeyden önce şöyle bir durum var. O kadar maalesef istenilmeyen bir sene geçti ki şimdi birincisi Pro Lig'de oynamıyorlar. Pro Lig'de oynamadığınız için kafadan iki tane zaten büyük turnuvayı falan bir tane büyük turnuvayı eliyorsun kafadan. Şimdi minörden çıkmaları lazım. Major performansları çok etkili top 20'ye girmek için. Birçok büyük turnuvada mücadele etmeleri lazım. İşte Katowice gibi, Köln gibi. Bütün işte Dream Masters'lara katılacaklar ki burada en azından birkaç orta ölçekli turnuvada şampiyonluk falan lazım. Yani hiçbir şekilde şampiyonluk almadan ya da Major'larda playoff'lara çıkmadan top 20'ye girmen istiyorsan yani her maç 40 vur. Kolay evet. Değil. Sen ne düşünüyorsun belki? Bir başka soru da okuyabilirsin istersen. Başka soruyla devam edelim istersen. Türkiye'den bir daha Space seviyesinde takım çıkar mı? Çıkar. Organizasyon desteği olduğu sürece ve düzgün kadro kurulursa, yani düzgün kadro kurulursa dediğim, kadrolar devamlı olursa bence çıkar tekrar. İlk onu zorlayabilecek yetenek var bizde bence. HLTV Top 10'den mi bahsediyoruz? Şöyle. Yani ilk onu zorlayacak derken hani yani böyle 2 yıllık yine proje sonrasında böyle desteklenirse bir takım, çok fazla kadro değişikliği yapmazsa, düzgün takım çalışması olursa bence o seviyelere tekrar ulaşabilecek bir takım yapılabilir. Şunu söylemek istiyorum. Space Soldiers 2014-2015 gibi kuruldu. Evet. Top 12'ye kadar yükselebilmesi için 4 sene falan geçti aradan. 3 sene, 4 sene. Ya bir takım kurulacak. Aradan yine 3 sene falan geçecek ki ancak bunları konuşabilelim. Ve Space Soldiers 2018'e gelene kadar kaç oyuncu değiştirdi? Mayer, Engin, Kalix, Paz, 4 oyuncu. Yani 4 tane de oyuncu değiştirdiler bu yolda. Yani bu işler birazcık süreç işi. Yani evet. Direkt hani şu soruyu anlayabiliyorum. Hani bir daha bu heyecanı yaşayabilir miyiz? Bir daha Counter Strike'a bu kadar odaklanabilir miyiz? Maçları bu denli heyecanlı izleyebilir miyiz? Onun heyecanı çok farklıydı. Yine izleyebiliriz ama her şey için zaman lazım. Herkese zaman tanımak gerekiyor. Kısa sürede olması için işte bir büyük organizasyonun çıkıp Zantares'i, Voxy'i toparlaması lazım bir takımda. O da imkansıza yakın. Öyle bir oyuncularımızı öyle toplamaları zor yani. Birisi de Berke'den Ruski dansı istemiş. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Geçtiğimiz gün. Ramiz dayıya benzeten var benim. Evet. Benziyor mu sence Ramiz dayının gençliğine? Ben Ramiz dayıyı bilmiyorum. Benziyor mu? Ben biliyorum. Sizin yani. Biraz şey Bünyamin uzun olduğu için. Berke abiye selamlar diyen var. Berke senin hayranların da geliyor çatı. Hayranlarım. Kompleksitenin çıkışı tesadüf müydü yoksa gerçekten başarılı olabilirler mi? Tesadüf.
Bence tamamen tesadüf değil yani, ama o seviyede oynayamazlar. Ya Astralis'i, Vitality'yi çıkıp... Abi neden bu kadar karamsarsınız mesela kompleksler hakkında? Ben o seviyede oynayamazlar diyorum. Yani Astralis'i 2-0 yenebilecek seviyede olduklarını düşünmüyorum. Biraz ben. Zaman tanımak lazım değil mi? Yani çok erken değil mi? Böyle Poison gibi bir oyuncu var orada. Süperstar olabilecek kapasiteli oyuncular var. İnanılmaz bir yatırım var mesela. Neden bu kadar karamsar herkes? Karamsar, yani Astralis'i yenemeyecekler demem bence karamsar değil ya. Çünkü farklı bir seviyedeler onlar. Yani böyle çıkıp her top seviyedeki takımı yenebileceklerini düşünmüyorum ben. Türkiye'de neden CSGO sunucusu açılmıyor denen var. Yani sanırım resmi serverlarda yok Valve'in. Onun nedenini bilemeyiz tabii. Valve'in kendi tercihi. Bünyamin ayrıca senden YouTube chatini açmanı isteyebilir miyim? Tabii ki o da olur. Yani ESEA gibi serverların tabii ki Türkiye'de şeyleri var, serverları var diyebiliyorum. Evet, belki. ESA'nın yine İstanbul üzerinde. Türkiye'de Faceit'in de var, ESEA'nin de var. Evet. Ama Valve'in kendi official serverları Türkiye'de yok. Evet. Bu da gayet anlaşılabilir bu durum çünkü Valve. Günün sonunda. Berke sen seç soru biraz da. Bakalım. Şu var mesela, bu da güzel. Dignitas. Yani eski kadrosu işte ya da eski o fırtınalı günlerine döner mi? 2013-2014. Organizasyon günleri. Olarak mı yoksa takım yani kadro mu eski günlerine döner? Kadro tabii. Yani 2013-2014'de Dignitas'ın fırtınalı, çok fırtına yarattığını düşünmüyorum. Fırtınalı günleri yani 87-0 mı yapacaklar? Ne yapsınlar bu adamlar? Landa 87 maçlık yeniden nasıl kapasiteleri sizce? Tekrar bir cevaplayalım. Kapasiteleri senin düşüncen var mı bu konuda? Evet. Birkaç tane DreamHack Open, bir tane Masters. Aynı şey. Masters, yani Masters zor. Aynen, Masters zor. Birkaç tane DreamHack Open. Hadi bir de Invitational bir turnuvada final. 2020'deki Dignitas gözümde bu yani. Sen ne düşünüyorsun? Dignitas hayranında konuşsun. Üzülme. Dignitas hayranında konuşsun. Abi ben Dignitas'tan bir şeyler bekliyorum. Flair'ın geçen gün yaptığı açıklamayı gördünüz mü? Zaibu'yu bir kenara koyun. Ha. Firepower olarak Vitality'den daha iyi izliyor. Doğru. O da doğru. Yalan değil. Get ama, right ama, ama çıkaramıyorsun get işte. Right, çıkaramıyorsun Zaibu'yu falan. Doğru. Çık yani hangi haritada olursa olsun Vitality şu an Dignitas'a harita vermez şu an. FBL'e nasıl çıkılır? Bana yavaş yavaş zehri veriyorsunuz. Hani alışayım diye herhalde. Teşekkür ederim. Fuse sormuş, FBL'e nasıl çıkılır? Belki bu konularda seni izleyeceğim. Abi FBL, FBL'e nasıl çıkılır? CL'meleri var. FBL Premium, Basic Premium alıyorsun, oynuyorsun. FBLC ya da sıralama kasıyorsun. FBLC'ye giriyorsun. Sonrasında FBL elemeleri var. Bunlara katılıyorsun. 10 level oluyorsun Faceit'te. Faceit'te 10 level olduktan sonra Premium'la birlikte Ladder kasıyorsun. O Ladder'dan FBLC elemelerine giriyorsun. FBLC'ye o elemelerden girebilirsen devamında FPL qualifier'ına giriyorsun. Yani çok uzun bir süreç. İllaki kısacası hayatsız olmalısın demişim. Evet, hayatsız biraz. Olmaya benzer bir hayat. Evet. Artık monotonlaşmaya başlayacak bir hayatın içerisinde bir süre girmek zorunda kalabiliyorsunuz. Yoğun oynamak zorunda kalabiliyorsunuz. Şöyle çok güzel bir soru var. Milli takım turnuvaları olacak mı? Önceden hatırlıyorsanız Türkiye'de şampiyon olmuş. Oldu da paraları geldi. Olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla amaca hizmet etmiyor. Evet. Bir şeyi ispatlamıyor. Şov maçı yani. Yani biraz gibi. Genç oyuncuların kendini göstermesi için iyi bir aslında turnuva konseptiydi. Ama onun dışında hem o turnuva organizatörlerinin uğraşmak istediği bir alan değil. Ve ayrıca biliyorsunuz ki VESC turnuvaları düzenleniyor. VESC turnuvaları da biraz milli turnuva havasında geçiyor zaten. Çünkü genel itibariyle aynı ulustan oyuncular sadece bir kadroda bulunup oynayabiliyordu. Bu kural da değişti VESC'de. Onun dışında olacağını pek düşünmüyorum. Belki ilerleyen senelerde öyle bir organizasyon farklılık olsun diye yani yapabilir. Şimdi mesela öyle bir şey oldu. Takımı kim belirleyecek? Takımda kim oynayacak? Yani bunu takımı belirleyecek olan kişiyi atayacak olan kişi kimdir? Değil mi? Yani bu tarz sorular var. Zamanında kurulan kadro 10 numara bir kadroydu o turnuva için. Ve o günün şartlarıyla daha iyi bir kadro kurulamazdı. Evet. Yani şampiyon da oldu takım. Hani o günün o zamanların Fransa'sı falan da vardı yani. Öyle çok 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 kolay bir turnuva değildi açıkçası. Ama yine hani o zamanlarda o turnuvaya katılmak istemeyen birçok ulustan oyuncu vardı. Abi şöyle yani bir kere hiçbir milli takım
oluşumu yok. Yok. Evet. Yani milli takım... Ha, Team Ukrayna falan oldu WSC'ye katılmak için. E-spor'un genel... Zaten şöyle bir şey de var. Takımlar zaten milli takım gibi olduğu için ülkenin en iyi takımları. Mesela yani Danimarka milli takımı yapacaksın. Direkt Astralis alıyorsun yani zaten. Hı. O yüzden milli takıma gerek de var mı? Ya şöyle bir durum söz konusu. Şimdi sporda şöyle işliyor. Normal ligler devam ederken bir de milli turnuvalar 2 ayda bir düzenleniyor ve milli takımlar kampa gidiyorlar. E şimdi böyle bir durum CSGO'da yok çünkü CSGO'nun düzenli bir kere uluslararası turnuvası yok. Milli, uluslararası ölçüde. Ve bu yüzden hiçbir şekilde oyuncular bir araya gelip çalışamadığı için nasıl geçiyor maçlar milli takım turnuvalarında? Rastgele 5 kişi toplanıyor, pak havasında maç atıyorlar. Yalan mıdır? E tabii bu oyuncular birbirlerini bildiği için birazcık daha koordinasyon oluyor. Burası ayrı bir boyut. Ya çok da öyle bizlere inanılmaz Counter Strike izletebilecekleri bir ortam yok ama kesinlikle. Keyif alınabilir tabii ki Counter Strike her zaman izlenildiğinde. All Star demişken yani bu All Star böyle turnuvalarda olunca seviyor musunuz siz show maç, show maçı? Ya ben zaman kaybı olarak rekabet olmadığı için ama seven de vardır. NBA All Star vardı dün gece. O evet. Rekabet geri dönmüştü son çeyrekte. Çok ben onu da çok seviyorum. İşte normalde ben... kötü ama son çeyrekte şimdi bu sene Kobe'yi almak için 157. Evet 20 ilk 3 çeyrekteki önde olan takımın üstüne 24 ekliyorlar Kobe'nin numarasına. Böyle herkesi bir şey yapıyorlar. Motive ediyorlar. Öyle de oldu. Son sayılara falan gitti maç. Aynen, herkes iyi, savunma yaptı ilginç bir şekilde. Bu arada benim en çok dikkatimi çeken konu aslında Chris Paul'un bir alley-oop smacı vurması. Onu görmedim ha. Onu görmedim. Alley-oop smacı vurdu Chris İlginç. Paul. Yani smacı yapan kişi yani Chris Paul'du. Evet. Vay be. Pası kaç veren Russell geldi. Westbrook'tu galiba. Yok. Adam kaç yaşına geldi? Var mıydı hatırlamıyorum da. Şöyle bir soru var. İçeride ilginç şeyler oluyor rejide. Sesler duyuyorum. Tepsin mi Zantares mi? Karşılaştırma soruları. Kötü soru. İlginç. Yani kötü sorudan ziyade şöyle iki oyuncu karşılaştırma konusunda şu çok aslında yüzeysel kalıyor. Yani ne bileyim Nico'yla kimi karşılaştırayım? Apex'i karşılaştırıyor. Tabii ki Nico iyi. Yani bunda hiçbir şey yok. Ama neden? Hangi konuda? Apex Nico'ya göre nasıl bir oyuncudur? Nasıl iyidir? Şimdi Nico Zantares'le Tepsin'i karşılaştıracağım. Tepsin artısı bir kere AWP kullanabiliyor. Tepsin ayrıca bir aimer. Bunda sıkıntı yok. Ama Zantares de dünyanın en iyi aim'i. Oyunculuk konusunda Tepsin daha öndedir diye düşünüyorum. Dünyanın en iyi aim'i derken direkt mi? Bir evet, numara. Yani benim için öyle. Spray kontrolünü Zantares kadar iyi yapan başka bir oyuncu örneğiniz varsa lütfen gösterin. Yani Simple'la Nico'nun aim'i bence kesinlikle iyi, daha iyi Zantares'ten. Yani Zantares, Crosshair placement'ı Zantares'ten daha iyi olan oyuncu falan varsa bana söyleyebilirsin. Tabii ki bu benim düşüncem. Tabii tabii. Ama varsa lütfen. Yani buyurun. Siz hani Simple, takip etmişsinizdir. Nico. Big Clan'daki antrenman günlerinde Zantares'in aim'ini böyle canlı canlı izleyen oyuncuların tepkilerini biliyorsunuz. Zantares şey Peak denen bir şey var mesela. Evet. O videolardan da koyabiliriz bu arada fikir olarak. Şey değil yani bu kimse... Elektronik mesela gayet mantıklı bir cevap olmuş. Elektronik aim'i de çok... üst düzey. Standardın çok dışında. Ya şimdi bir de şey var hani Zantares'in aim konusunda uygun. Hiçbir şüphe bence kimse duymuyordur. Ama bu aim'i hani aim'den ne kadar faydalanabiliyor takım olarak bir. Tabii orası hani çok. Bu ayrı. Da var. Orası çok. Bence ayrı. Şu an iyi bir sistem oldular ama işte Zantares'i biraz daha clutch durumlarına bırakarak geride bırakarak. Tabii Tepsin'in West Sears'in gibi oyuncular entry'leri, Kito gibi oyuncular entry'leri aldığı için Zantares'e pek iş düşmemişti. Ha. Elemelerde ha. De Leipzig'te de o yüzen zaten en az ölen oyuncu Zantares'ti çünkü ona yapacak bir şey kalmıyordu. Abi yani saçmalama şeyde, demişler. Batway Challenge'da çok vuran oyuncu da var yani. Onların da aim'i çok iyi. Ya Batway Challenge'daki aim'le maç içerisindeki aim'i çok karşılaştırmak Batway. İstemiyorum. Yani Kod 4'te vardı öyle bir course. O inanılmaz şey ilk. Aynen. Bir kere başlayayım. Şöyle bir durumu var ayrıca yani Zantares'in. Aim'deki istikrarı da çok üst düzey. Yani Zantares'in aim'ine bozulduğu dönemler var mıydı mesela? Evet, geçen sene belli bir dönem bazen o acaba Zantares hani bir kötü bir süreç mi geçiriyor? İşte birkaç maçlarına bunları söylediğimiz oldu. Tabii bu konuda Elij gibi oyuncuların da çok özel oyuncular olduğunu, işte Elektronik'in, Brezya'nın çok özel oyuncular olduğunu biliyoruz. Ya benim bu konuda zaten hani yorum yapmak da çok zor. Tabii tabii. Ya profesyonel seviyede herkesin aimi zaten iyi. Burasını kabul etmek lazım. İyi olması orada iyinin iyisini seçmek de her zaman zordur yani bu arada. Deps hariç.
Al işte. Yine rastgele birine ya rastgele birini gömmeye çalıştım. Türk milli takımı soran birkaç kişi var. Yani siz kadro kurmak isteseniz Santares Oksik garanti yaparsınız herhalde. Kimle tamamlarsınız? Benden mi başlıyoruz? Evet. Tabii. Ben de başlayabilirim istersen. Ama şimdi şöyle, şu an güncel olarak mı söyleniyor bu? Şu anki performans. Bence güncel. Şu an mesela turnuva olsa, Türkiye milli takımı kurun deseler, Santares Oksik'i kesin aldın. Onu şüphe yok yani, değil mi? Öyle düşünüyorum. Aldım, tamam. Kimle tamamlarız? Ya in-game leader'ı Mayer yapacağız herhalde. Yaptım. Çünkü in-game leader'ımız yok. Mayer var. Evet. Gerisi sizde. Topu size atıyorum. Mayer, Zanteres, Voxic. Voxic AWP olduğu için başka AWP de alamayız. Ve onun yanına X-Fulado olabilirim mesela. X-Fulado, evet. Onu yazan birisi de vardı. Mayer, Zanteres, Voxic, Paz, Imor. Ya da şöyle de yapabilir. Zanteres, Voxic, Engin, Mayer, X-Fulado olabilir. Ya da Paz Engin'i direkt yerleştirebilirsiniz. Ya bu kadrolar çok şey yani... Eğlencesine kuruyoruz zaten. Eğlencesine, gerçekte olmayacak bir şey bu yani. Hani optimal mi düşünmeliyiz yoksa takım, fanboyluk mu yapmalıyız biraz onu bilemedim. Takım başarısı için yapmalıyız bence. Yani... Kalix'i unuttuk yani. Doğru, Kalix. Kuzey Amerika'ya gidince Kalix'i evet, unuttuk bu arada. Bizden çok uzaklaştığı Kalix'in için... olmadığı bir kadroyu da Türkiye'de kurmak evet, biraz şey sakıncalı sanki. Kalix. Kalix. Evet. Düşünün Kalix, Voxic, Zanteres. Mayer. Mayer ama şimdi X-Flood olursa bu sefer fazla yani support'a yönelik sadece Mayer kalıyor. Yok, X-Flood da support oynuyor. Biliyorum. Kalix konusunda niye bu kadar şey yaptınız anlamadım ben. Ben Kalix'i İlla olur demiyorum ben. Ya mesela evet Kalix... Garanti değil yani. Kalix'e geldiği zaman ilk verdiği katkılar çok iyiydi. Ama devamında kişisel gelişimini çok... Yani o beklenen patlamayı bence bir türlü yapamayan oyunculardan biri. Yani Kalix bence... Ben Kalix'in... Çok iyi bir oyuncu. Mesela Windigo'daki zamanını hatırlıyor musunuz? Kısa dönemde. Evet. Evet. Windigo'nun en iyi oyuncusu falan da yani. Windigo'da oynarken bazı maçlarda. Yani Poison varken bilmiyorum da... Tabii yani rol olarak oyuncuların rolleri biraz farklı. Evet. Berke'nin sesi az geliyormuş. O sırada biz başka soruları cevaplarken teknik değişiklik yapıldı. Ayrıca en iyi dönemlerdeki performanslarıyla mı karşılaştıracağız? Mesela ben en iyi dönemler karşılaştırılacaksa bu kadroya Sasuke'yi de yazarım mesela. Evet. Sesim gitti mi ya? Bana geliyor sesin bakalım. Ama yayına gidiyor sana... Çok fikrim yok açıkçası. Şu an Envy'nin de en iyi oyuncusu demişler. Öyle zaten. Yani ama Mihu gibi, Nifty gibi çok yetenekli evet, oyuncular da var orada. Şu an hala Türkiye piyasasında ilk 5 Kalix. Ya bu Envy'de oynuyor. Hani bu küçük bir kulüp değil. Envy'de oynuyor. Envy çok büyük bir e-spor kulübü. Ve Envy'de oynamak her oyuncu için, e-spor oyuncusu için bence önemli bir kariyer adımı, başarı. Ne dersiniz bilmiyorum ama. Şöyle yani bilmiyorum. O konuda dediğin gibi takılıyoruz. Yani nasıl bir kadro kuracağız? Tamamen başarı için mi? En iyi aimer'ları mı alacağız? Zor. Dengeli kadro yapmak zor. Mini diyenler de var. Yani. Mini de evet. Son olarak Turkey5'de yani Demise'de oynarken çok iyi performans göstermemişti. Biliyorsunuz ama onun dışında oynadığı sürece her takımda bence çok iyi oynayan bir oyuncuydu. HLTV'de mesela Mini'nin çok fazla maçı vardır. Çok fazla official maç tecrübesi yaşayan da bir oyuncu. Ve onun da eğimi gerçekten fazlasıyla sağlam. Şöyle bir soru vardı. Nick seçmek istiyorum. Nasıl bulabilirim Nick diyor. İngilizce sözlüğü açacaksın. Rastgele kelimeye bakacaksın işte. Beğendiğin olursa seç. Nick. Böyle evet, mi seçiyorsun? Yani... Benja'yı nasıl seçtiğini biliyorum. Benja isimle alakalı olduğu için ama... Ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Niye? Benjamin, Benjamin. Evet, öyle niye şaşırdın zaten ki? Şaşırdım çünkü daha önce seni tanıyordum ve Benjamin'in Benjamin'den geldiğini hiç düşünmemiştim. Ama yani hani şey gibi. Bence çok ortada ya. Arkadaşlar. İsa'nın Jesus olması gibi bir şey yani. Jesus. Peynir yaptın adamı. Evet, biraz. Mesela şey, hani Davud'un David olması gibi bir şey yani. Evet, öyle. Yani geliyor mu ne ses? Her kültürde Benjamin'in şeyi var. Şu an mikrofonu içe aldım bile. Şöyle söyleyeyim. Soruyorlar bu arada altta böyle tanınmayan oyunculardan da bahsedebilir misin? Sorsiki. Sözünü böldüm ama sen bana hatırlat demiştin. Sorsiki'yi de bahsedeyim. Tanınmayan oyunculardan. Mesela Crax tanınıyor. Ne bileyim X-Blood tanınıyor. Tanınmayan dediği ama Space ve hani yurt dışında oynayanlar dışında bence. Şöyle söyleyeyim. Mesela Narvi gibi, Dagiverse gibi oyuncular da var. Reis'i zaten elemelerden tanıyorsunuz. Evet. Bu tarz yetenekli oyuncular var. Yani yok değil hiç tanımadığınız ya da benim böyle zikredemeyeceğim ya da benim bilmediğim de birçok oyuncu var. Sıçramayı bekleyen, kendisini göstermeyi bekleyen.
Mesela izlemedim kendisini ama Mekru diye bir oyuncu var 15 yaşında. FPLC'de oynayan. Türk. Evet. Yani tabii FPLC gibi platformlar böyle yeni oyuncuları keşfetmede çok başarılı oluyorlar. Zaten takımlarda scouting yaparken oraları seçiyor genelde. Bu arkadaşlar pek birbirleriyle anlaşamıyorlar. Belki ben seni hiç sevmem. Ali Can da hiç sevmem. Ya yayın sonrasında yüzümüz birbirimize evet yani, bakmıyoruz gibi bir şey yok yani. Biliyor musunuz? Yayın sonrasında ben eve gidiyorum diyor Bünyamin. Görüşürüz diyor. Evet, kolay yani. Gelsin gidiyor. Berke diyor ki ben taksiye biniyorum. Görüşürüz gidiyor. Ben en takside son Rejdeki arkadaşları bekliyorum. Öyle olmuyor tabii ki. Oturup bir 5-10 dakika çıkışta değerlendirme de yapıyoruz. Öncesinde de yapıyoruz. İzi de çok iyi diyorlar bu arada. Böyle... İzi var. Yani, tanınmayan sorulduğu için onu söyledim. Yani birçok oyuncu var ki iyi olan Türkiye'de. Yani Türkiye'de şu yok. Yani Türkiye'de oyuncu çıkmıyor gibi bir durum değil. Oyuncular kendisini gösterdikten sonra profesyonel anlamda kendilerini geliştirebilecek ortam bulamıyorlar. Evet. Sıkıntı bu oluyor. Kuzey Amerika'nın en iyi oyuncusu kimdir sizce demiş. Revelation. Neyli değil, Mail. İlginç. Mesela İmor'u unuttuk. Aslan'ı unuttuk. Luruz'u söylemedik. Evet. Türkiye düşün ya, bir kadro kur denildiğinde ilk 5'te çok fazla oyuncu oraya yazabiliyorsun aslında. Ama profesyonel anlamda gelişmişliğimiz biraz sıkıntı. Source 2 ve Demolition Crow bahsettiğin şey. Hangisini seçeceğiz? Source'la bence, çünkü sen bana hatırlat demiştin. İlk bölümde onunla başlayabiliriz. Source 2 Counter Strike Global Offensive'e gelecek mi? Bence gelmeyecek. Bait. Yeni oyunda yani. Tamamen bait yani. Evet. Source 2 böyle, şimdi şöyle bir durum var. Bir kere 2021 yılında CSGO Major'larının tarihleri belli. Hani böyle bir şeyin mümkünatı yok zaten. CSGO'daki bu oyun gitmeden Source 2'nin gelmesi mümkün mü? Ve önümüzdeki Major'ların sizce Source 2 motoruyla falan oynanması mümkün mü? Yani direkt oyun motorunu değiştirebilirler ama onu da yapmazlar yani. Yapmazlar abi, Major evet. Tarihleri belli yani. Evet. Takımlar oyuncuları falan hani şey yapmaya çalışıyorlar, tutmaya çalışıyorlar. 3 oyuncun önceki Major'dan kaldıysa oynuyorsun. Bir de hani gerek de var mı şu an onu düşünüyorum. Source motoruyla ilgili sorunların çoğu da bence çözülmüş durumda. Mesela hitboxlar önceden çok sıkıntıydı. Evet. Artık iyi durumdalar. Yani Source'un değişmesine bir sonraki tabii ki de oyunda değişebilir ama Go'da bence gerek yok. Şu an belki biraz erken. Furious hakkında bana böyle bir soru sormuş arkadaşımın bir tanesi. Furious'u çok fazla official maçlarda izlemedim. Ama yetenekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve onun yeteneğini işte bütün dünyaya duyurmuş olması benim açımdan çok sevindirici. Yani herkes tanıyor artık, bir YouTube kanalı açmış, orada da işleri iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla. Oyunculuk konusunda da ona belki bu bir fırsat tanıyacaktır, ismini daha fazla duyurmuş olması. Yetenekli oyuncuların her zaman bir şansı vardır. Profesyonel olma anlamında. O yüzden bunu takım oyuncusu olarak da kendisini nasıl göstereceğini merak ediyorum. Kendisine de tabii başarılar. Ama çok fazla böyle yorum yapmam haksızlık olur. Yani iyi veya da kötü ne dersen. Yani bir iki şansı olmuştu Demise zamanında. Bunları değerlendirebilecek bir altyapıya sahip olmadığını görmüştük. Ama yani tabii takımın ondan beklentisi nedir? İşte Hardstyle aslında kendi bir yayında açıklamasını yapmıştı. Hani ben onu gördüm oynadığını, teklifi yaptım. Ama daha sonrasında Demise zamanından sonra hani beklentiyi karşılayamaması üzerine hani teşekkür ettiğini ve karşılıklı olarak yolların ayrıldığını bahsetmişti. Yani aslında bir sene öncesine kadar ESL Türkiye Şampiyonası'nda hani herkes kadar oynayan, çok da artısı olmayan bir oyuncuydu. Onu biz AIM Challenge'dan tanıyoruz aslında biraz daha. Bilmiyorum, bana biraz hani şey geliyor. Hani çok hani artısı şu an için yok. Umarım daha başarılı olur tabii ki. Umarım. Tek temennimiz bu. Birçok oyuncumuzun zaten iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Bu konuda hiç şüphemiz olmasın. Biri şey sormuş. Ortam çok gergin, neden? Ben sorulara baktığımız için bence biraz şey oluyor. Sessizlik oluyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu 2,5 saati tamamladık. Evet. Yavaş yavaş programın da sonuna geldiğimizi belirtmek istiyorum. İki soru daha alacağız. Server dışı alalım bu sefer. Server dışı. CSGO dışında 2-3 soru. Onun dışında hemen bir 5-10 dakika sonra programı noktalarız diye düşünüyorum. İlginç sorularınız varsa sorabilirsiniz. En sevdiğiniz filmleri sorayım mı ben? En sevdiğiniz film? Oscar geldi. Geçen, bana ilk aklına gelen bir film en sevdiğim. Geçen de konuştuğumuzda sevmemiştiniz. Sen söyle hemen. Lütfen. Zorlamıyorsun şu anda. Evet yani tabii ki Lord of the Rings serisi yani tabii.
Lord of the Rings serisi bu arada ilk gelmesi bence gayet makul. Gayet yani. Ama benim aklıma işte The Man from the Earth falan gibi tarzında filmler gelebiliyor. Yani benim mesela... Sen hiç katlara gittin kardeşim. Sen çok şey, kültürsel yaklaştın. Bu arada 90 ile 2000 yapımı arası olan birçok Hollywood filminin son zamanlarda çekilen Hollywood filmlerinden çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bunun dışında ben özellikle işte Marvel evreni, DC evreni falan çok takip etmediğim, sevmediğim için çok böyle bilinen filmlerde bana çok keyif vermiyorlar. Hı hı. Açık söylemek gerekirse. O yüzden eski o yapımları daha çok seviyorum. Kurtlar Vadisi ilk 97 bölümde. Tabii ki yüreğimizde her zaman. Kurtlar Vadisi yazmış bir arkadaşım. Memleketler neresi demişler. Ben bilmiyorum sizin nereden olduğunuzu bu arada. Memleketler. Neresi belki? Ya valla şöyle şimdi... Böyle ben, başlayınca abi, nereye gidecek? Memleketini anlatması tek kelime olmamalı mı? Değil yani, ama değil olmalı. Yani. Sivas Gölü var. Represent. Sen babamın hani Kütük Nevşehir'de olduğu için benim de öyle gözüküyor. Doğu Edirne, Türkiye'yi gezdik yani. Kıbrıs'a da gittik bir ara. Alright. Abi Nevşehir gözüküyor, hiç alakam yok ama. Yani. Film isimlerini Türkçe söyleyin diyen olmuş. Dünyalı benim söylediğim filmin ismi. Arrival'ın Türkçesini bilmiyorum. Zaten filmler yani. Şöyle, ben nereliyim? Tokat. Breaking Bad mi, Prison Break mi? Breaking Bad tabii ki. Bence de Breaking Bad. Prison Break eğlence olarak daha iyi olabilir. Yani çok eğlenceli geçiyordu o. Abi Prison Break ya. Breaking Bad yani şöyle söyleyeyim size. Benim için. Yani evet iyi ama ben bu kadar yavaş akan bir diziyi de bu kadar hani tek bölümde koymak istemiyorum. Tek bölümde laboratuvarda sinek avlıyorlardı, hatırlıyor abi, musunuz? Evet. Dizi o kadar yavaş akıyor ki ben... Ama bir şey söyleyeceğim, o bölümün olayı var. Yani bütçe çıkmıyor. Evet. O yüzden öyle bir bölüm. Ama çok yavaş akmıyor mu ya Breaking Bad sizin için? Ya hayır ya. Dizinin konusu falan bence evet okey, güzel karakterler, güzel oyuncular, güzel evet efsane dizidir ama yavaş akıyor bana göre. Ve ben sıkılıyorum yavaş akan bir dizi. Mesela Game of Thrones'un 3. sezonu ne? Arka bahçede geçti, sarayın arka bahçesinde. 3. ya da 4. sezon. Evet. Supernatural diyen var. Yani son nokta bence bu oldu. Supernatural. Supernatural. Talihsiz bir cevap yani, olmuş. Bu nasıl bir cevap? Fenerbahçe mi kazanır, Galatasaray mı? Trabzonspor. Yani şampiyonluk mu, maç mı var bu arada? Bu hafta derbi mi var? Derbi var. Hem Trabzon yani Beşiktaş maçı var, hem Galatasaray Beşiktaş, Galatasaray Fenerbahçe maçı. Nerede maç bu arada? Kadıköy'de. Kadıköy'de. Ya. Yani cevaplamaya gerek var mı arkadaşlar? Ama şöyle, şimdi şöyle bir bilgi var. Braga 66 yıl sonra Benfica deplasmanında galibiyet aldı. Oo, öyle o bir sene mi bu? Yani evet öyle bir sene. O sene bu sene diyorsun. O sene bu ya sene işte diyor. Ya işte aslında Gustavo, Luis Gustavo biliyorsun kart cezalısıydı ama maalesef Mario Lemina'dan sakatlık haberi aldık bugün. Geçmiş olsun. Son bir soru daha alayım. Gündem dışı, konu dışı. Türkiye futbolunu takip etmiyorum. O yüzden gerçekten Türkiye futbolu yani hakkında mağaradayım. Bu arada şey yani inanılmaz Premier Lig takip eder. Hani bütün... City Şampiyonlar Ligi'nden banlandı. Göbek atası mı geldi? Mağarada mı yaşıyor? Kimeydi o? Bana Türkiye'yi takip etmiyorum ya. Türkiye futbol... Yani sordum ya, maç mı var, derbi mi var diye. Daha o kadar da mağarada mı yaşıyor denilecek bir şey değil. Yani. Diyebilir ya, ne olacak? Debilir yani ne bileyim, haftaya Galatasaray Fenerbahçe maçının olduğunu bilmiyorsan tabii mağarada yaşamıyorsundur yani benim için. Türkiye futbolu... Tabii Sivasspor'un şampiyon olmasını isterdim. Türkiye futbolunu izlemek keyif veriyorsa bir, vermiyorsa iki. Ben iki diyorum. Yani vermiyor tabii ki de. Yani. Yani tabii ki. İki. Ben bıraktım izlemeyi direkt. Tamam. İki diyenler. İki diyenler. Coştular. Yani maçlardan çok hakemler, işte polemikler, işte çok büyük bir takımın başkanı her maçtan sonra açıklama yapıyor. Gerek yok. Ya yani İmor mevzusu bitti mi demiş birisi. İmor'u en az 3 kere falan konuştuk. İmor ve Aslanbaşı'nın kadrosunu. Ve bu arada şunu söyleyeyim o zaman arkadaşlar. Biliyorsunuz bu canlı yayın ve bu canlı yayının kaydını aynı zamanda YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Önümüzdeki bölümler ve bu bölümle ilgili şunu yapacağız. Özel anları, özel konuları part part ayıracağız ve tekrar ESL Türkiye'nin YouTube kanalına yükleyeceğiz. Yani daha içeriği yoğunlaşmış bir şekilde bulabileceksiniz, ulaşabileceksiniz ESL Türkiye'nin YouTube kanalında. Ve bu konuda Retake programını geliştirmek için bizlere birçok öneride bulunabilirsiniz. Bunun için ESL Türkiye'nin sosyal medyalarına, bizim sosyal medya hesaplarımıza yazabilirsiniz. Bunlara açığız. Bizim için 4. bölüm aynı zamanda bugün geride kalıyor. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Aynı zamanda chatte bizi yalnız bırakmadığınız Karan için. Karan çok yakışıklısın diyen var, Bilal.
Çok teşekkür ediyorum. Aslında teşekkür ederken ona teşekkür edecektim. Tam gördüm. Geçtim mi sen? Sonra gördüm biraz şey olmasın diye. Çok konuk teşekkür ederim. Konuk diyenler var. Haftaya bir konuk ayarlamaya çalışacağız bakalım. Evet. Son olarak ben de bir şey eklemek istiyorum. Demolition Crew ve Big maçları, MDL mücadeleleri kendi kanalımdan sunuyor olacağım. Şu an için yazamıyorum kanalı ama nasıl yapabiliriz? Vladimir Petrenko Twitch. Bilen arkadaşım, mod olarak bilen arkadaşım varsa yazarsa sevinirim. Aynen. Ya da sosyal medyada da takip edebilirsiniz. Sosyal medyada Berke'nin hesaplarını takip ederseniz. Sen ulaşabilirsiniz. De. Twitter hesabı var. Berke Kantürk. Sen de söyle bari. Yani hepimiz söyleyelim. Benja CSGO. Alican Karahan. Karahan. Caster. YouTube'da içerikler paylaşıyorum. Hashtag selam. Şeye döndük evet. Selahat'a döndü içeriğin sonu. Bundan bahsetmeyeceğim. Şudur ki programımız bu. Konsept bu. Geliştirmek için birçok şey düşünüyoruz. Daha keyif alabilmeniz için. Uzun bir vakit harcadığımızı biliyorum. Bunu daha da eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Rejideki arkadaşlarım bana iyice isyan etmeye başladılar. Reji ağlama. 2 dakika sonrasında. Chat şimdi yazın. Reji ağlama. Ellerine sağlık. Reji kalp yazarsanız onların da belki gönlünü yapmış oluruz. Berke, Egemen ve içeride bugün konuk oyuncu olarak Fatih de bulunuyor. Evet. Reji ağlama diyen olmuş. Çok hoş olmadı açık söyleyeyim. Ben söyledim. Kimse, sen mi söyledin? Evet. 4-5-6 evet. Saat olsun diyenler var. Daha da uzamasını istiyorum. Olabilir. Arkadaşlar izlediğiniz için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerin de beyler ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum size karşı. Haftaya pazartesi yine aynı saatte. Akşam saat 8'de karşınızda olacağız. Bugün pazartesi gününde bu programı bitirmeyi başardık. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.